Dağların hoş başında. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Hoş geldin. Kolay olsaydı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Daha farklı bir şey. Bugün dış değil mi? Fil dışı. Bugün de defans. Bu sefer üstten bakıyorum. Farklı şu, bir düşünüyoruz. Farklı mı? Farklı mı? Dişlerden baktık. Oo. Yani yalnız şimdi ise, şöyle. Farklı. Şu tarafı kaybetmişiz. Şunun aynısını simetriğini düşünün. Şuradan kaybetmişiz. Bu dişin ha, burada olduğunu düşünün. Hı. Şurası ve şu kaybolmuş. Altta bir daha bir şey olabilir yok, mi? Yok maalesef. Burada görecektik. Şurada bir yerde görecektik. Şurada bir burun boşluğu olacaktı. Ve fark devam edecekti. Bir tanesi üst için. Üst için evet. Şey, diğer önceki bulduğumuzla hocam bunun mesela spesifik olarak ne farkı var? Önceki bulduğumuz birbirine paralel gidiyordu. Hafif kavisli gidiyordu. Bu da aşağı yukarı aynı. Bu bölgede kazıya başladıktan sonra bölgeden bol miktarda yeni ihbarlar, yeni müjdeli haberler gelmeye başladı. Yine bir çoban, bu sefer bir sığır çobanının tavsiyesiyle, teklifiyle geldik ve bu bölgede arkadaşlarımız Cesur Hocam ve ekibi tarafından kazıya başlandı ve gördüğünüz gibi 2 metre 40 santim boyunda bütünleşik olarak tam olarak parçalanmamış vaziyette herhalde file benziyor hocam. Bir file ait kafatası ve ucundaki defans dişiyle birlikte çıkartılmış oldu. Kayseri için önemli ama Türkiye açısından da çok önemli. Özellikle bu Kapadokya bölgesinde Anadolu'da 7.4 milyon yıl önce hayat olduğuna dair ve buradaki yaşayan canlılara ait bu iskeleti bulmuş vaziyetteyiz. Bakın tam ucundan arkadaşlarımız gösterirlerse ucu da sağlam vaziyette duruyor dişin. Böyle kafatasına kadar tek parça halde 2 metre 40 santimlik 7.4 milyon yıllık bu dünya harikasında bulmuş olduk. Evet. Teşekkür ediyorum size, ekibinize, bize bu konuda izin veren müze müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. İnşallah bu çalışmaların tamamını bizim şu anda bilim merkezimizin içerisinde açtığımız yeni bölümde ve laboratuvarda gerekli analizlerini yapıp, korumalarını, konservasyonlarını yapıp sergileyeceğiz. Ve tüm dünya kamuoyuna bunu tanıtacağız inşallah. Bu da tabii ki şehrimizin marka değeri için çok önemli bir değer olarak sunulacak inşallah. Şimdi en dişleri şunun altında. Azıcık daha çalışsaydık. Önce şunu alacağız burada. Onu oradan kaldıracağız. Bu gidecek. Ondan sonra aynı ceketi bunu yapacağız. Bu iskeletler, bu objeler tabii ki öncelikle buradan bir koruma altında bizim laboratuvarımıza taşınması gerekiyor. Böyle çelik donatıyla güçlendirilmiş halde adeta bir ortopedist gibi buna alçıya alarak bunu parçalanmadan bütün halde laboratuvara götürüyoruz. Orada tekrar açıyoruz. Evet. Bütünleştiriyoruz, koruma altına alıyoruz ve sergilenebilir hale getiriyoruz. Evet. Şimdi paleontolojinin böyle bir tekniği var. Büyük fosiller, o önemli fosiller korunması için alçı ceket yöntemiyle desteklenirler. Değişik değişik objeler kullanırız. Buradan sağlam bir şekilde çalışılacak olan laboratuvara gider. Daha sonra da laboratuvarda açılır, tekrar güçlendirilir. İçindeki sediman dediğimiz bu toprak yapıları tertemiz yapılır. Morfoloji aşağı çıkar. Sonra gene bir başka bir payandaya veya bir kılıfın içerisinde bunlar teşhir edilirler. Bu alt diş, ya alt bakın, çene. Ya, şurada ezme dişleri gelecek. Orası değil, çok başka. Burada da defansa. Thank you.